Evet, tekrardan merhabalar sevgili Hotz Gönül dostları. Yepyeni bir bölümle ufakça bir aranın ardından karşınızdayım. Bu sırada maçı da buldu. Çok da güzel oldu. Takım da bayağı güzel. Tam bu kayda girdikten sonra öksürmelerim de amaç iptal olacak. Oldu. Neyse, tamam zaten şu açılışta muhabbet edecek fırsat olsun diyordum ben de. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Siz aranızda çok öğrenci vardır diye tahmin ediyorum. Okullar başladı. Dersiz, çilesiz bir yıl olsun. Çok, yine aynı takıma yakın bir takım ama yıllar farklı. Yıllardan kaybedebiliriz. Ya ayıptır söylemesi, fındık yedim. Kayda girmeden önce fındık gırtlağıma yap. Hayda. Bu ne arkadaş, bütün maçlar iptal oluyor. Otsun böyle bir sorun var. Zaten bir dakika falan bekletiyor. Bir de üstüne şey yapıyor. Biri bağlanamıyor. Bir şey oluyor falan. Tekrar resetleniyor. Bir şey oluyor. Bu arada Hotsuit, yani sevdiniz mi sevmediniz mi çok anlamadım. Ben zaten hani böyle muhabbet edilecek bir şey olsun arkada diye oynuyorum. Yoksa şeyinden değilim. Yani ne süper oynuyorumdur ne de şeydir. En beteri geldi bak. Hadi bu da cancel lan. Hadi hadi iş. Hadi baba bağlanamazsın. Hadi hadi. Sorun şu denyoda ya da şu denyoda olabilir bak. İkidir bunlar geliyor ve bağlı. Aha gitti gene. İyi. Bunun bitmesi iyi oldu. Bu arada ilk defa hayatımda 3 kere arka arkaya cancel oldu herhalde. Hiç bu kadar yapmazdı. En fazla 2 falan olurdu. Ya gene şey ufakça bir ara vermiş gibi olduk da. Ben yine olmayacak. Şu en soldaki herif hiç gözükmüyor zaten. Hayret bir şey ya. Umarım Blizzard yetkilileri de bizi duyuyordur ya. Aha geldi. Ha. Ama takım nasıl? Kötü. Tank yok. Healer vasat. Medivh işlevsiz. Kaybederiz herhalde. Umarım hakikaten şu Blizzard yetkilileri. Blizzard bazı konularda çok yüz ediyor beni ya. Şu report sistemi bilmem neyi falan. Doğru düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu anlaşılmıyor. Report sisteminde çok saçma şeyler var. Mesela bak bir arkadaşının başına gelen olay Overwatch oynuyormuş o da. Böyle bir hero var onu seçiyor diye direkt adama o hero'yu oynamak istiyor. Sırf o hero'yu seçti diye banlamışlar şeyi reportlamışlar adamı 4 kişi. 4 kişi reportlayınca çok bakılmıyor neredeyse. Direkt şey yapıyor. Banlıyor oyun bir şekilde. Kompetitif maçlara falan giremiyorsun. Yazamıyorsun, edemiyorsun. Adam isyan etmiş haklı olarak. Gitmiş şeye yazmış. Foruma yazmış. Ya demiş böyle böyle bir hero var oyunda. Ben de bunu oynayacağım arkadaş. Niye şey yapıyorsunuz hani? Sırf bunu oynadım diye biliyorsun da banlandım. Oynamayacaksam niye var gibi mantıklı bir şey yapmış. Herif gitmişler forumdan da banlamışlar. Burada da öyle çok salak durumlar yaşanıyor. Hakikaten bazen bak mesela. Şimdi benim level'ımın fazla olduğu bir gerçek. Bakıyorum şöyle. Ya bak bu heriflerin level'ları normal şimdi ama bazen yanına bir takım geliyor. Level'ları 100, 70, en fazla 200 bilmem ne falan. Herifler çok saçma yanlış hareketler yapıyor. Ama 4 kişi arkadaş herifler takım. Sonra sen beceremedin bilmem ne deyip o 5.'ye patlıyorlar. 4 kişi reportluyorlar. Al durduk yere başına iş alıyorsun. Bu arada şu ikilisi bir takım. Tyrande ve Medivh olarak girmişler. Enteresan. Şu ikisi de bir takım. Vallahi Valla'nın adı Zeratul ama. Zeratul da boyundaki başka bir hero. Lili arkadaş. Amatörleri var. Şu Butcher perişan edecek hepimizi. Bağıra bağıra üstümüze koşup koşup öldürecek şimdi. Aa bu arada oyunun sesini hiç ayarlamadım ya. Umarım oyunun sesi iyi kötü geliyordur size. Şöyle mana sorunu ortadan kaldırarak başlayalım. Ya ben şeyi istiyordum hep. Hani artık sonraki çekeceğim şeylerde kamerayı halletmiş olayım falan. Ama hep böyle bir erteleniyor. Başka işler çıkıyor, bir şey oluyor. Emir arkadaştan, Emik kardeşten gidip şey alamadım. Kamerayı alamadım. Bunca zamandır onunla da daha görüşebilmişliğimiz yok. Böyle çok erteleniyor. Benim de genel özelliğim herhalde o. Çok şeyi erteliyorum hayatta. Veya maç başlar. Mesela bak çok... Şu kuş bakalım vuruyor mu birine. Kimse değmeden gitti. Ama biraz yanlış atmış zaten. Ne diyorum? Ha. Bak mesela çok saçma bir özelliğim. Bu erteleme hususunda. Ya ben
kaç yıldır, 5 yıldır falan kendime yatak alayım diye düşünüyorum. Böyle benim yatağım çok eskidi. Yayları mayları çıktı, sağma solma batıyor. Ama yaşadım. Aha, çok güzel çekti çocuk. Bunu alırız, bunu alırız, kaçmayın. Şöyle saçma bir şey var. Şimdi yatağı denemeden almak risktir ya hani. Ben de denemeden almayayım diyorum. Ama bir yatağı da ne zaman gidip deneyeceksin? Yola sokağa çıktığımda denerim diyorum. E tamam, ne dersin? Hiç denetmişliğim yok. Ya bir de hiç yolda sokakta yatakçı da görmüyorum zaten. Denemeden, ha bir de yatakçıya gidip denesem bile gene internetten alacağım. Yani yatakçıya girip alacağımı sanmıyorum. İnternetten bakarım. Kampanyası ucuzu. Oy oy oy. Ha iyi. Rahatlıyormuş. Ucuzu pahalısı bilmem neyi var mı diye internetten önce bakarım. Sonra alırım herhalde. Bak, çalılara girdi. Ama böyle böyle hakikaten 5 sene oldu ya. 5 senedir yatak alacağım deyip deyip şey yapıyorum. Sonra kendi kendime erteliyorum hiçbir şey yokken. Bu arada bizim diğer lane'lere çocuklar gittiği için ben hiç bakmıyorum. Bakın aşağıda medi arkadaş var. Yukarıda kayıtlı arkadaş var. Durumları da fena değil gibi. Ah be. Çok da güzel yakalamıştım. Bu arada benim şu an oynadığım build'ler de çok saçma sapan. Sırf eğlenmek için oynadığım build'ler hani. Bu oyunu biraz öğreneyim falan diye. Her konudan konuya atıyorum da. Sırf topa vereceğim tenutlarımı. Esprisi şu. Level'ın şeyi, topun kat ettiği mesafe arttıkça damage'ı da artacak sürekli. Ve cooldown'ı düşecek. Daha hızlı atabileceğim. Daha seri atabileceğim yani. Yani işte böyle her şeyi erteleme, bilmem ne falan durumları yüzünden yatakta alamıyorum, kamerayı da alamıyorum. Dışarıda çıkmak İstanbul'da zaten zor. Bir de İstanbul'da dışarı çıkınca hep insanın bir acelesi oluyor. Şey olmuyor ki hiç. Hani şöyle bir boş vaktim var, onda da gideyim yatağı halledeyim diyemiyor insan. Şu tanka bir tane uzaktan çakayım. Şu tanka iki tane nasıl vurunlar çocuklar? Güzel çöktük ona. Sırf şunu almasını engellemek için attık ama öldü herif. Kaçtı mı? Kaçmış. Ne, sonunda bana kaldı bir de. Böyle de şekil yaparım işte. Kızdırırlarsa iyi oynuyorum oyunu. Ha şey diyordum, ben bunu şu an tamamen eğlenmek için oynuyorum. Zaten quick match oynuyorum. Hani şurada doğru düzgün bir takım kompozisyonu falan yok. Ama hakikaten HOTS'u merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız da güzel bir kanal öneriyim. Kendisi hatta Twitch'te de yayıncı. Merak ediyorsanız Twitch'te de yayınlarına bakabilirsiniz ama şu dönem çok açamıyor sanırım. Hatta Türkiye'de Blizzard'ın şey resmi yayıncısı Blizzard turnuvalarını bir tek kendisi sunabiliyor. Kanalın adı Akfon. Akfon. Çok Türkçe, dümdüz Türkçe yazılıyor. YouTube kanalı da var. Hatta YouTube kanalında şey de var. Merak edersiniz. O bayağı eğlenceli. İşte bu oyunda Silver'dan şeye çıkmak nasıl oluyor gibi. İşte Gold'a kadar da en son sanırım. Ben Gold'u gördüm. Daha yukarısını görmedim. Öyle enteresan bir deney yaptı. Orada hatta şu an oynadığım Leaving'de de çok oynadı ama tabii benim gibi oynamıyor şey. Çok daha böyle bitirici bir build'de oynuyor öyle diyeyim. Onun kanalını hatta aşağı link de koyabilirim. Şey yapayım. Unutmam umarım. Ya da YouTube trigger etmez umarım. Başkasının linkini koydum falan diye. Eder mi? Hiçbir fikrim yok. Aha! Bala bak, vurdu orada birine. Ona bakabilirsiniz. Ondan çok daha düzgün öğrenirsiniz oyunun şeyini. Biraz belki ileri seviye anlatıyor olabilir ama. Hani zaten bu temel şeyleri zamanla kendi kendinize kavruyorsunuz. Oh ya, çok böyle konuşmayı da unutmuşum. Resmen 2 saniyede yoruldum. Nefesim kesildi. Bak orada şu Tosun Doraman baş var. Doraman baş. Al sana top. Çık. Al bir de bunlar. Gel bir de bunlar. Vurum. Ha, bu da tabii el aleme vurdukça canını dolduran bir hero.
Baksana, herifi vuruyor muyum vurmuyor muyum belli değil. Hop. La 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 la. Şimdi bu arabayla hiç mücadele etmeye gerek yok. Bunu şöyle uzaktan elimine ediyoruz. Bak, iki tane salladım kafasına, hemen kaçtı. Bu oynadığım Nemin karakterin şeyi, esprisi tek başına camp falan alması zor. O yüzden böyle önünüzde birilerinin olması gerek genelde kalabalık fightlarda, ya da çok böyle yandan flanklemek tabirini kullanayım. Hop. Karşı takım böyle yandan gafil avlama durumlarında, ah be değmedi, İşe yarayan bir hero. Çok etkili bir hero. Win rate'i çok yüksek bir hero. Hadi be. Neyse, şeyi gene biz aldık. Ha, onu da söyleyeyim. Bu harita değişti. Eskiden böyle değildi. Bu haritada 3 tane o az önce aldığım şeyden alacağım. Bu lane'de, her lane'de bu dayılar çıkıyor. Bak, burada da var. Burada da var. Bu dayılar sizin için sille tek at şey yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim, HOTS için genel konuşmak gerekirse, oyuncu sayısı artıyor, azalıyor falan. Şey, böyle çok sabit, deli, stabil. Şöyle söyleyeyim, hatta sabah saatlerinde kompetitif bir maç bulmakta çok zorlanıyorum ben Avrupa serverında. Ben de genelde o saatlerde oynuyorum. Gece 3'ten 4'ten sonra. O açıdan süper değil ama şimdi bakıyorum başka oynayacak şey yok. MOBA türünde bir oyun yok. Aha, Batur burada. Şu kakalak Batur'un kakalı. Bak, şu duvarın arkasındadır. Şuradaydı galiba. Şöyle bir risk alıp. Bulamadım. Yani LoL oynamak istemem hakikaten. Sırf kitlesinden dolayı. Yoksa oyun iyidir, kötüdür falan gibi bir şey söylemeyeyim. Ayıp olur bu kadar oynamadığım bir oyun hakkında konuşmak. Çocuk beni öldürecek ya. Ay, öldüresi var beni. Ama yani şey güzel. Böyle bir maç 40-45 dakika sürmüyor. 20 dakikada bitiyor genelde işte. Bazen daha çabuk görüyorsunuz. Nadiren 30 dakikaya uzadığı oluyor. Aksiyonu bol. Şeyi güzel. Böyle saatlerce minionlara last hit yapmaya uğraşmıyorsunuz falan. LoL'de şeyden biliyorum sadece. Ya milli maç gibi turnuva falan durumları olduğu zaman izlemişimdir. Hani böyle Türk takımı işte bir Brezilya'da bir final gibi bir şeyler olmuştu falan. Aha, Abatur'un şeyi, ultisi bu arkadaş. Onu hızlı yok etmek lazım, yoksa min kestikçe onun canı artıyor sürekli. Bizim alarak geldi. Ben de yetişeyim şuraya. Çok etkili giremedim. Herif kaçtığı için direkt. Ama bu fena değil. Oğlum, takım gelsenize. Ay Allah sizi kahretmesin. Ay Allah, ıskaladım. Bir de bu top temas ettiği anda ufak bir patlaması var. O yüzden sırf değdiği kişiye değil, biraz etrafına da damage veriyor. Bak, çat dedi, ikisi de iyiydi mesela. Ay Allah kahretsin. Milimlerle kaçıyor ikidir. Şu alarak biraz daha yardım etseydi şurada bunları çok rahat alırdık. Yukarıda da objektif çıktı, o yerdeki zımbırtı toplamak gereken. Ona da gidemiyorum. Çocukları burada salmayayım diye. Alarak geldi. Geç geldin alarak, geç. Baştan gitmeyecektin. Kaybettin beni. Of, yani o açıdan güzel bir alternatif HOTS. Eventleri işte. Blizzard'ın klasik eventleri vardır. Halloween'dir, yılbaşıdır bilmem ne. Onları da es geçmiyorlar, hamdolsun. O tankın ölmesi lazım artık ama. Ha. Of, ikisi de bende kaldı, iki kill. Oyunda kimi öldürdüğün de çok bir önemi yok bu arada. Yani hadi be, takla atması yiyordum. Ah, tam kapı. Oo, helal. Tam kapıda çok güzel stunladı. Ben back atayım, canım benim yok yalnız. Experience muhabbeti de yok yani.
Bak şu yukarıda görüyorsunuz şu 14 takımdaki herkesin level'ı. Nereden geliyor? Öldürdüğün hero'lardan geliyor. Aldığın mercenary yani bu etraftaki camplerden geliyor. Bu campleri de LoL'de böyle değil sanırım. Camp'in birini aldığınızda o camp sizin oluyor ve o lane'den yürümeye başlıyor o hattan. Önüne gelen de vuruyor, bir şey yapıyor. Ayağını son anda gördüm. Bu kafam yedim. Rokette o karşıdaki tank abinin ultisi bu arada. Aha burada mevzu çıkacak. Benim bu ultinin olayı da biri ölünce otomatik yenileniyor. O tank ölmedi ama tabii. Yani gördüğünüz gibi damage'ı çok yüksek bir hero ama biri yakalarsa beni keser. Bu da önde. Şunu alamamışız hala yardım edeyim. Onun dışında da kışın gelmesine çok seviniyorum. Havalar soğuyor. Şeyin çıkmasına az kaldı. FM'nin çıkmasına az kaldı ama bir yandan da nasıl çekeceğim bilmiyorum. Hala kamera yok. İşte ne bileyim. Çok ev ortamı müsait olmuyor. Böyle gece çekmeyi seviyorum. Onda çok gürültü neyin. Ayananın. Arkadaş ne ballı herif attığı her roket kafama değiyor ya. Evliya mıdır nedir? Nereden biliyor bu çocuk benim ne şey yapacağım? Aşağıda kempe attı tabii o değil mi? Şuraya attı o. Arkadaş bahtsızlığımı şurada canlı yayında görüyoruz. Herif rastgele roket atıyor geliyor benim kafama çarpıyor. Ha bak oradan o kempi aldılar. Şu iki şişman mesela. Siege Camp diye geçiyor bu. Bina yıkarken çok etkili. Bam bam taş atıyorlar uzaktan binalar. Hiç böyle şey yapmıyorlar. Binadan hasar bile almıyor olabilir. Hadi şuradakine yardım edeyim. Bakın topu mümkün olabileceği en uzak mesafeden değdirmeye çalışıyorum. Ki daha çok damage olsun ve cooldown daha düşük olsun. Bakın aldığım tenetler de şurada. Merak ediyorsanız diyeceğim ama dediğim gibi ben bunu eğlenmek için oynuyorum. Burada bir yerde herifler vardır ya. Diyecektim. Ampulleri açtı. Hiçbir yerde yok. O zaman şuna gel de alak kardeş. Kars takım buraya gelmedi. Ne yapıyor acaba? Kamp mı alıyordu? Çeker mi geri? Çekemedi. Ölmeyecekti ama belki. Gerçi daha onun yavaşlatması da yok sanırım. 20'de oluyordu. 20 onun üzeri level. Şu yukarıda yazan level. Benim o fışır fışır su, hortumda su tuttuğum ultinin bazen ona işemekte diyorum. Yavaşlatması da oluyor. İyice kaçamıyor. Aa bak şu kapının arkasında birileri var. O tankı uzaklaştırmak çok önemli. O yere kurulduğu zaman çok fazla vuruyor. Sen kimsin lan burada? Aa vurdum ama ölmedi. İzlerken biraz takip etmesi karışık olabilir oyunun ya. Özellikle benim gibi böyle sağa sola şöyle hop diye bir link atıyorum falan. Takip etmesi zor olabilir ama dediğim gibi zaten ben daha çok muhabbet... Aha. Şişmana hiç bulaşmayalım. Evet. Çok çabuk bitti maç gene ya. Karşı takım çok şey oynadı. Pasif oynadı. Kötü oynadı ya. Pasif de denmezdi. Ha bu arada bu çiçek. Nerede? Burada yok. Yere böyle bir şey koyuyor. O da şu kulelerin falan vuramaz, işe yaramaz olmasına sağlıyor. Ya işte dediğim gibi oyunu merak eden varsa böyle iyi kötü oynadığım her hero'yu bir videoda şey yapabilirim size. Yetmedi gazım yetmedi resmen. Bu arada şu kork bayağı pis vuruyor. Şu an kesemeyiz onu herhalde. Ah be. Biraz daha yakın dursaymışım oluyordu. Evet. Ultinin şeyini aldım.
Ha, şeyi soracak olabilirsiniz belki. Twitch falan durumlarını. Bu arada ben böyle böyle bitiriyorum aslında koro. Çocuklar gelmiyor çok ama. Ah, çok güzel girdi o. Bu da ölecek. Manam bitti ya. O yüzden atamadım bir şey. Topu atamadım esas. Neyse şu. Ha, tamam bitti. Abi şu kayıt laneti herhalde, daha 16 dakika oldu. Baş zırt diye bitti. Şimdi şuradan statlarımıza da bakarız. Belki MVP almış olma ihtimalimiz. Yok. Bu arkadaş olmuş MVP. 8 kill, 12 asist. Ve bir kere de ölmüş. Geçelim. Hadi bu arkadaşa verelim oyumuzu. Çok görmedim nasıl oynadığını. Bana da bir oy gelmiş. Bakalım biz ne yapmışız. Ha, burada şu anda da Halloween etkinliği var. Şu an buradan size gösteremem. Ha, şu chest işte. Halloween'in özel kendi skinleri falan var onlar. Ha, ben Demuş'ta birinciyim. Evet, yani yarıştan biraz daha çok hak etmiş olabilirim MVP'yi. Ben 8, o 8-12-1. Ben 9-13-1. Damage'da geçmişim. O da beni Siege Damage'da geçmiş. Siege Damage binalara, minionlara, işte player olmayan her şeye vurdunuz. Damage kısacası. Tabii daha çok Siege Damage yaptığı için daha çok experience de kazanmış. Kazandırmış diyeyim takıma. Öyle. Yani işte böyle. Yine uzun süre ortalıktan kaybolmuş olmayayım diye böyle kısa bir muhabbet videosu gibi bir şey olsun istedim. İşin özeti bu. Ne saçma saçma, gerçi yatak satın alamayışımı anlattım ama neyse. Evet sevgili dostlar, ben yine ufaktan kaçıyorum. Yani yeni videoları böyle fırsat bulduğum her gece bir çekmeye çalışacağım. Yani şu gündür bugündür diyemiyorum ama 2 Kasım'da FM geliyor. Dediğim gibi onu da kamerasız yapmak istemiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak artık. O güne kadar bir iki video daha çekerim herhalde. O zaman daha detaylı konuşuruz. Sizin de her türlü fikriniz varsa yazın. Zaten biz bizeyiz yani, hani biliyorsunuz bizim kanalın ortamı. Her türlü yorum, eleştiri, ne, fikir hepsini açacağız. Böyleyken böyle sevgili dostlar. Ben hepinizi gene gözlerinizden öpüyorum. Kendilerinize çok çok iyi bakın. Süper bir gün geçirin ve haydi hoşça kalın.